Dönelim yine gündemimize, bizim ülkemizin yegane gündemine. Artan hayat pahalılığı karşısında Türkiye'nin pek çok yerinde işçiler hak arayışındalar. Tek Gıda İş Sendikası'na üye oldukları için işten atıldılar. Çatalca'da sucuk üreten Polonez işçileri de 2 aydan fazladır eylemdeler. Geçtiğimiz hafta polisin sert müdahalesiyle karşılaşmışlardı işçiler, hatırlayacaksınız. Fabrika önünde eylem yapmaları yasaklanmıştı. Sanki eylem nerede olacak, o da ayrı bir konu. Onlar da eylemlerini Çatalca Kaymakamlığı önüne taşımışlardı. Bu kez işçilerin karşısına kim dikildi? Tahmin edin lütfen. Çatalca müftüsü Ahmet Mehmet Ali Ağaoğlu dikildi. Kendisini polis zannediyor herhalde ve de bu müftü dedi ki böyle hak aranmaz. Nasıl aranır? İşte müdahale etti ve bir işçinin de görüntü çekmesini engellemeye çalıştı. Polis değil, bir müftü. Ekrandaki Çatalca müftüsü Ahmet Mehmet Ali oldu. Müdahalesi işten çıkarıldıkları için hak arayan Polonez işçilerineydi. Böyle hak aranmaz diyerek işçilere provoke etti. İstanbul Çatalca'daki Polonez Gıda Fabrikası sucuk ve sosis üretiyor. İşçiler artan hayat pahalılığı karşısında ürettikleri sucuk ve sosisleri alamaz hale geldi. Bunun üzerine hak arayışına giren işçiler sendikalaşmaya karar verdi. Tek Gıda İş Sendikası'na üye oldu. Yetki kazanıldı. Ancak işveren anında işçilerin karşısına dikildi. 146 işçiyi kapının önüne koydu. Üstelik kod 46 çıkış koduyla, yani hırsızlıkla suçlayarak. Kod 46 kodu işverenlere büyük olanak sağlıyor. İşçiler bu kodla atıldığı için tazminat haklarını alamadı. Başka işlerde çalışamıyorlar. Bu kodla işten atıldıkları için. İşçisi yalnız değildir. İşten atılan işçiler fabrika önünde eyleme başladı. 2 ay geride kaldı. Ancak burada da işçilerin karşısına bu kez polis dikildi. Sert müdahalelerde bulundu. Ters kelepçeyle gözaltına alındı. Dokunma bana. Fabrikanın önünden uzaklaştırıldılar. Bunun üzerine işçiler eylemlerini Çatalca Kaymakamlığı önüne taşıdı. Burada da işçilerin karşısında Çatalca müftüsü Ahmet Mehmet Alioğlu vardı. Keşke Çatalca müftümüz bu işçiler haklıdır. Bu işçiler haksız. Çünkü devletin bakanlığı bizi haklı bulmuş, devlet haklı bulmuş ve maalesef patrona söz geçiremiyorlar. Biz ona söz geçirmesi için baskı yaparken Çatalca müftüsünün bu tavrını esefle kınıyor. Müftü Mehmet Alioğlu o anları cep telefonuyla çeken işçilere müdahale etti. İşçilerin Polonez fabrikası önünde eylem yapmaları yasaklanmıştı. Kaymakamlık önündeki eylem sonuç verdi. İşçiler eylemlerini fabrika önünde sürdürecek.